Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları İşbirliği ile düzenlenen Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 24 Mayıs Pazartesi günü Adana'da 22. kez perdelerini açtı. Adana Valisi Süleyman Elban, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safka'nın katılımıyla gerçekleştirilen açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da ilettiği video mesajla katıldı festival tiyatro kafenin duygusal komedisi Ağaçlar Ayakta Ölür adlı oyunuyla başladı. Adana'da Umut Katerina Şen çiftinin SMA hastası 17 aylık kızları Sofia Şen'in yurt dışında tedavisi için gereken 2 milyon 100 bin dolar toplandı. Ayrıca Serkan Mert Yonca Mert çiftinin SMA hastası 2 yaşındaki kızları Elizmira Mert için gerekli 1 milyon 850 bin euro'luk miktarın 609 bin euro'luk bölümü tamamlandı. Sofya bebeğin ailesi büyük mutluluk yaşarken Elizmira'nın tedavisi için hızlı hareket edilmesi gerektiği belirtildi. Şen ve Mert aileleri yardım kampanyasında büyük şehrin billboardları ve büyükşehir otobüsleri aracılığıyla tanıtım ve duyuru yaparak katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret ederek teşekkür etti. Merkez Çukurova ilçesi Bülent Hangın Bulvarı'nda Alihan Mustafa Alparslan'ın kullandığı 01 AFA 664 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan Alparslan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana'da dereye düşen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre İsmail İ idaresindeki 27 AGC 816 plakalı çimento taşımada kullanılan tır, Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda ilerlediği sırada kontrolden çıkarak Sarıçam Deresi'ne düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi yaralanan sürücü ekiplerin çalışması sonucu dereden çıkarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Adana İş Kadınları Derneği'nin kenti bahar aylarında mor çiçeklerle kaplayan jakaranda çiçeğini sokağa taşıyarak jakaranda sanat ve kültürünü yaşatmak için yaptığı girişimler sonuç verdi. Çukurova Belediyesi'ne teklif götüren İşkat'ın Jakaranda projesi tamamlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar tamamlandı. Tropikal bir bitki olan Jakaranda ağacı Mayıs ayında yapraklarını döküp çiçeğini açıyor. Sonraki çiçeklenmelerse yaprağını dökmeden Ağustos'ta başlayıp Aralık ayının sonuna kadar devam ediyor. Jakaranda çiçeğinin kentte muhteşem bir görüntü yarattığını söyleyen Adana İşkat Başkanı Berman Mantı, bu bölgede kadınlarımıza baharın ilk çiçeğine jakaranda ağacı veriyor. Aracınızın ön camına ya da başınıza jakaranda çiçeği düşerse o yıl bereketli geçeceğine dair inanç var. Biz işgat olarak Adana'da böylesine güzel bir bitkinin farkında olunması ve bu kültürün yaşatılması için bir festival düzenlenmesi gerektiğine inandık. Şimdi ise bu arzumuzun gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.